Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca 65 günde AYT Edebiyat kampımız bomba gibi devam ediyor 17. gündeyiz inanılmaz ilerliyoruz çok sağlam ilerliyoruz divan edebiyatı sanatçılarına geldik öyle böyle değil hocam bakın kaldığımız yer burası inanılmaz bir video bizi bekliyor pür dikkat hocam burada pür dikkat kesilmek lazım inanılmaz bir video 17. günde dikkat lütfen divan edebiyatının sanatçılarının tek tek konuşacağız aklınıza ne geliyorsa onu 2 ile çarpın arkadaşlar Aklınıza ne kadar şair yazar geliyorsa iki ile lütfen çarpın. Birazdan ne demek istediğimi video içerisinde ortalarında çok daha iyi göreceksiniz. Uzatmayalım isterseniz. Hemen gelin yüzyıllara bir bakalım. Hatta video içine gerek kalmadı. Burada her şeyi görüyoruz. 13. yüzyılda arkadaşlar Hoca Dehani'yi, Mevlana'yı, Sultan Veled'i ve Ahmet Fakih'i göreceğiz. O dönemde Nasir yani Düz yazı yazarı yok arkadaşlar o yüzden herhangi bir isim yok orada. 14. yüzyıla baktığımız zaman Gülşehriler, Aşık Paşalar, Şeyhat Atamzalar, Kadı Burhanettinler, Hoca Mesutlar, Şeyhoğlu Mustafalar, Ahmediler ve Seyit Nesimiler görünecek. Yine o yüzden o yüzyılda arkadaşlar aman dikkat. Herhangi bir nasir yani düz yazı yazarımız yok. Tamamını seslendireceğim arkadaşlar. Kulakta aşinalık oluşsun diye. 15. yüzyılda arkadaşlar Şeyhi, Ahmedi Dahi, Süleyman Çelebi, Ahmet Paşa, Ali Şirnevay ve Necati'yi göreceğiz. O yüzyılda yani düz yazı yazarları var arkadaşlar. Mercimek Ahmet ve Sinan Paşa unutulmasın. 16. yüzyılda Fuzuli, Zati, Hayali, Hayreti, Lami Çelebi, Baki, Bağdatlı Ruhi, Tahşiş Ali Yahya'yı göreceğiz. E nesil yazar olarak da Babür Şah, Seyyid Ali Reis, Sehi Bey, Latifi gibi isimler var. 17. yüzyıla geldiğimizde Nabi, Şeyhülislam Yahya, Nefi, Nevizade Atayi, Azmizade Haleti, Naili Kadim ve Neşati'yi görürken e, düz yazı alanında Veysi, Nergisi, Katip Çelebi, Evliya Çelebi ve Naima'yı göreceğiz aman dikkat. 18. yüzyılda Nedim, Şeyh Galip, Koca Ragıp Paşa, Enderunlu Fazıl'ı görürken 19. yüzyılda Keçeci Zade İzzetmoğlu'la Enderunlu Vasıf, Yeni Nişeyli Avni gibi isimleri göreceğiz. Nasir yani düz yazı noktasındaysa Ahmet Cevdet Paşa hocam. E o zaman hadi hadi hocam hiç durmak yok bomba şekilde devam edelim. Geldik üçüncü kutucuğumuza arkadaşlar. <laughs> Öksürüğün bir hakkını vermek lazım. Haydi hakkını verelim isterseniz ders anlatımında. Başlıyoruz. 13. yüzyıl arkadaşlar. Hoca Dehani ve birçok isim tabii ki 13. yüzyılda divan edebiyatının kurucusu olarak geçiyor. Lütfen cebinizde kalsın. Hoca Dehani'ye baktığımız zaman arkadaşlar 13. yüzyılda yaşadığına dair bir bilgi var. Sınırlı olmakla birlikte hayatı hakkında bilgiler. Bu bilgiler net arkadaşlar aman dikkat. Son araştırmalarda bir divanının olduğu ortaya çıkmış. Hoca Dehani ve daha da önemlisi arkadaşlar 14. yüzyılda yaşadığına dair verilere de ulaşılmış. Belli ki 13'ün sonu 14'ün başı gibi dönemlerde geçecek. Divan edebiyatının ilk temsil birincisi kabul edildiğini zaten söylemiştik bir daha bir daha vurgulamaktan fayda var arkadaşlar. Çok çok değerli, önemli. Anadolu sahasında din dışı temalar işte en dikkat. Şairlerin öncüsü din dışı. Bakın anahtar kelimeler inanılmaz değer taşıyor. O yüzden zaten beraber gidiyoruz. O yüzden beraber işliyoruz bu dersleri. Yani mümkün mertebe altını çizdiğim, yuvarlak için aldığım, vurguladığım noktalara dikkat ederseniz kolay kolay soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Her sene olduğu gibi içiniz rahat olsun. Şiirde de şekil bakımından İslam öncesi Türk şiirinin özellikleri görülür. Geç onu. Türk Edebiyatı'nda gönül redifli şiir yazan ilk şairlerdendir. Cebinizde kalsın arkadaşlar. Eserler arasında divanını söylemiştik. Mesnevi noktasındaysa Selçuklu Şehnamesi ya da Selçukname olarak geçer arkadaşlar. Bu Farsça esere henüz ulaşılamadığı ama Hoca Dehani'ye ait olduğu bilgisi var arkadaşlar. içiniz rahat olsun. İşte Hoca Dehan ile ilgili her şey ekranda. için rahat olsun. ÖSM logolu kısımlar sınavda birebir sorulmuş kısımlardır. Öyle bir kısım yoksa gelme ihtimali aman aman çok daha yüksektir. Hani bunu sordu. Bir benzeri gelebilir. Bunu tekrar soruya dönüştürebilir. Çünkü logolu kısımlar arkadaşlar. Logolu kısımlar sadece doğru cevap değil. Şıklarda gelmiş kısımlarda var. Yani ÖSM'nin bütün seçeneklerinin şıklarını da kullandık arkadaşlar. Yani bu şu demek oluyor. Bakarsınız bir logolu kısım bu sene soruya dönüşür. Hani bir sene seçen olup Bir sonraki sene soru yapıyorlar ya ona dönüşebilir lütfen hazır olalım olur mu böyle şeylere peki hocam uzattın hoca de hani cepte sıra geldi hocam Mevlana ya Mevlana ne yapıyor ne ediyor gel bir de onu tanıyalım Anadolu'lu anlamındaki Rumi mahlasıyla bilinecek arkadaşlar lütfen cebinizde kalsın Mevlana Celaleddin Rumi diyoruz değil mi aman dikkat tasavvuf ilahi aşk <laughs> insan sevgisi bu öksürük gitmedi ya vallahi billahi rahat bir aydır. Videolarda dikkat etmişsinizdir ama gidecek <laughs> inşallah bakalım. İnsan sevgisi hoşgörü gibi insani erdemler zaten hoşgörü demek Mevlana demek daha ötesi yok Allah'ın seversen. Hep bunu söylüyoruz yani Allah'ın seversen bırak şimdi hocam. Dönemin sanat dili olan Farsçayı kullanacak eyvallah. Bütün insanlar seslendiğinde zaten Biliyoruz ne olursa ol yine gel diyor aman dikkat. Şiirlerine baktığımız zaman Mesnevi'si ve divan iki Kebir'i var. Nesir noktasında Mecalis'i sabah dikkat. Mektubat ve Fihmafih gibi çok çok önemli eserleri var. İşte Meydan'ın bütün eserleri ve bilmesi gereken bütün özellikleri. içimiz rahat olsun. Geldik dördüncü kutucuğa aman dikkat şöyle aşağı gidelim. Bir daha şu kutucuklara böyle yuvarlak için alıp devam edeceğim. Bir kere 11'den 13'e geçmiştim sonra tekrar 12'ye dönmüştük hatırlayacaksınız. O yüzden kutucukları yuvarlak için ala ala gidelim garanti alalım. Sultan Veled Mevlana'nın oğlu biliyorsunuz. Mevlevilik tarikatını sistemleştirmiştir. Bakın Mevlevilik tarikatını biraz daha böyle temellendirmiş bir isim önemli. Eserlerinde ağırlıklı olarak parça ve Türkçe'yi kullanacak. Daha çok didaktik ve tasavvufi şeyler yazacak. Hemen eserlerine bakalım arkadaşlar. Amman dikkat. Divanı var. Bu divanın içerisinde Türkçe, Arapça, Farça, Rumca şiirler de fazlaca yer alacak. Mesnevilerine baktığımız zaman veletname, iptidaname olarak da bilinen Rebapname ve İntihanamesini vereceğiz. Nesir noktası. Yani düz yazı noktasındaysa marifi göreceğiz. Aman dikkat arkadaşlar cebinizde kalsın. Var mı soru işareti? Yok hocam bomba gibiyiz. Sultan velet bakın anahtar kelimeler Mevlana'nın oğlu ve Mevlevilik tarikatının sistemleştiren ismi. Tamam hocam eyvallah. Eserlerine baktığımız zaman veletname, rebapname, intiharname biraz daha marifi kattık mı tamam bitti bu kadar. Bu anahtar kelimeleri alırsanız cebe her türlü soru yaparsınız arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Geldik Ahmet Fakih'e. Aman dikkat. 13 ve 15. yüzyıl arasında yaşamış. 5 ayrı Ahmet Fakih'ten söz ediyor. Onu da söyleyelim. Böyle bir karışıklık var onda. Ama yine de tasavvuf konuları işlediğini biliyoruz. Arapça ve Farsça yerine Türkçe eser vermeyi amaçladığını da söylemeden edemeyeceğiz. Çok önemli bir özellik. Ahmet Fakih etrafı adı etrafında arkadaşlar bazı eserler toplanmış. Mesnevi noktasında kitab-ı efsafı mesaci i göreceğiz. Kaside noktasında ise çarhname. Şuradaki H harfi lütfen kodlansın. Aman dikkat cebinde kalsın. Ahmet Fakih ve Çarhname Eyvallah hocam bir daha asla unutmayacağız. Kitab-ı Efsaf-ı Mescid-i Şerife ile ilgili ise şu ayrıntıyı verelim arkadaşlar. Anadolu sahasındaki bakın dikkat ilk manzum seyahatnamelerden. Şam, Kudüs, Mekke, Medine gibi birçok yer anlatılacak cebinizde kalsın. Şimdi bence burada artı bir netimiz var. Yani şurası bence net artı bir net arkadaşlar. Bu sene çahname çok güzel bir soruya dönüşebilir. Haberiniz olsun ben şöyle bir 2024 yazayım yanına biliyorsunuz her sene sınav öncesi soruları konuşuyoruz. Bu da onlardan bir tanesi olsun cebinde kalsın lütfen kesinlikle not et. Geldik 5. sayfaya garantiyi ala ala gidiyoruz artık artık. Şehri ile başlayacağız. ÖSYM demek Gül Şehri demek. Ben sana söyleyeyim. Yani gireceksen abi sınava ben AYT edebiyata gireceğim hocam çözeceğim diyorsan Gül Şehri işaretleyip çıkıyorsun. Soru ne olursa olsun. Cevabımız kesin bir yerlerde kesin bir Gülşehir'i cevabı olacak. Kaçarı yok ben sana onu söyleyeyim. O yüzden için rahat gönül rahat Gülşehir'i işaretle çık hocam. Divan Edebiyatı'nın kurucu şairlerindendir. O kadar mı hocam? Vallahi o kadar ya. O kadar çok sık soruluyor ki. Aman dikkat çok önemli yani kısacası. Yunus Emre ve Aşıkbaşa ile çağının üç büyük şairinden biri tabii ki. Arapça farçı karşısında Gülşehir'i Türkçe'yi savunacak. Aman dikkat. Bak çok önemli. İlk mahlas kullanan şairlerden Gülşehir'de Feridüttin Atlar'dan çevirdiği Mantık Kutlayla zaten büyük önem taşıyacak. Fabul özelliği de gösterecek. Mantık Kutay, Kuşların Dili, Felekname ve Keramatı Ahi Evran önemli eserleri düz yazı noktasındaysa Aruzu Gülşehri parça olarak yazdığı bilinmesi gereken eserleri arkadaşlar. Gülşehri mutlaka çıkacak. Sizden ricam bu videoyu birkaç defa izlemeniz. Çok net aklınızda kalacak. Bütün şairleri konuşacağız. Daha bismillah başındayız arkadaşlar. Sayfalar dolusu isim bizi bekliyor. O yüzden kulak karşına aldığı çok önemli. Burada ne duyduysan sınavda birebir göreceksin. Hiç fark olmadan. Fazlası var eksiği yok. içiniz rahat olsun. Aşık Paşa. Aşık Paşa dendiği zaman biliyorsunuz yine Türkçe'yi savunma, Türk dilini ön plana çıkarma anlayışını çok sık göreceksiniz. Türkçe'nin edebiyat dili olmasında da çok büyük rol oynuyor. Yani eserleri artık... Konuştuğumuz Türkçeyi aktaralım bilgisi de onda olmazsa olmazlar arasında. Hem aruz hem hece. Evet aruz artı heceyi kullanacak eyvallah. Eserlerinde de didaktik özellikler dikkat çekecek. Mesnevilerine baktığımız zaman garip namesi, fakir namesi, vasfı hali ve hikayesi var aman dikkat. Manzum mensur karışık noktaysa risale-i kimyayı bileceğiz. Aşık paşa demek garip name demek. Tekrar ediyorum aşık başa demek garipname demek. Bunu cebinize koyuyorsunuz yatıyorsunuz uyuyorsunuz hocam. peşindeyiz ya? Devam hocam devam mı aşık başa. Neredeyiz hocam 6. kutucuktayız. Gelsin 6. kutucuk. Çok güzel. Şey atamza şiirlerinde dini tasavvufi ahlaki konular işleyecek. Saygı duyarız. Naat şairi olarak bilinir. Bismillah. 2024 AYT sorusu lütfen cebinize kalsın arkadaşlar. Çok çok önemli. Lütfen unutma. Lütfen unutma. Bir köşeyi not et. Elinde kitap varsa mutlaka yoksa mutlaka al tabi ama varsa kesinlikle çiz hocam altın üstünü. Naat şairi. Şeyhat Hamza. Aman dikkat. Aman dikkat. Naat şeklinde, dikkat. Naatla kaside şeklinde naatlar yazacak. Çocuklar için mersiye yazan ilk şairdir arkadaşlar. Cepte kalsın. Anadolu sahasında bilinen ilk Yusuf'u ham Essevesi'ni yazmıştır. Ben kocaman bir 224 daha yazmak istiyorum arkadaşlar. Aman dikkat. Anadolu sahasındaki ilk Yusuf'u Züleyha'nın Züleyha, Züleyha burada. Züleyha'nın yazarı Şeyhat Hamza hem, hem Ece'yi kullanacak. Eserlerine baktığımız zaman farklı mecmualarda yani dergilerde gazetelerde 16 şiirine rastlanmış. Ama derli toplu yani belli başlı eserlerine baktığımız zaman Yusuf'u Züleyha'sı aman dikkat. Yusuf'u Zeliha ya da Daistan Yusuf gibi de bilinir. Daistan Sultan Mahmut, Ahvali Kıyamet, Miraçname, Vefat-ı Hazreti Muhammed gibi çok önemli, çok değerli eserleri var arkadaşlar. Şey atamıza bu senenin sorusudur 2024 AYT'nin sorusudur. Aman dikkat cebinizde kalsın. Kadı Burhanettin tabii ki kadılık yapacak, vezirlik yapacak ama 18 yıl hükümdarlık yapacak inanılmaz bir bilgi. Çünkü yöneticilik vasfı var bu isimlerde. E bizim zaten hep yöneticilerimizde değil mi? Kanuni Sultan Süleymanlar, Fatih Sultan Mehmetler değil mi? Yani neler neler. Yavuz Sultan Selimler bir şekilde şiir yazıyorlar. Divanları var. İnanılmaz isimler değil mi onlar? Şiir yazan Okuyan, divan yazan, divan... Ya divan ne demek Allah'ını seversen ya? Bir padişah olarak değil mi? O kadar şiirin içerisinde, yoğunluğun içerisinde bir divan oluşturacak kadar şiiri nasıl yazıyorsun abi? Kadı de o kadar olması da önemli isimlerden tabii ki. Biliyorsunuz divan şairi, divan sahibi ilk Türk idarecisi. İnanılmaz bilgi bu. Divan sahibi olan ilk Türk idarecidir arkadaşlar. Aman dikkat. Divan edebiyatına tuyu nazım biçimini kazandıracak. Biliyorsunuz Türklerin kazandırdığı nazım biçimi demiştik. Tuyu ve şarkı. İşte orada Kadı Burhanettin devreye girecek. İran şiir ait Türk şiirine getirecek. Tamam. Hem Oruz eyvallah. Hem Batı hem Doğu Türkçesinin özellikleri eyvallah. Mahlas kullanmamış. Bak ben size söyleyeyim. Bu notları beraber götürüyor olmamızın nedeni bu zaten. Bakın burada bütün ayrıntılar var. Ama konuşurken sınav odaklı vurguları biraz daha öne çekiyoruz. Mesela mahlas kullanmaması. Büyük ayrıntıdır. Çok büyük farktır. Veya divan sahibi ilk Türk idareci. Eyvallah tuyu şiirlere katması. bu üç madde mesela Kadı Burhanettin'le ilgili yeryüzündeki bütün yazılmış yazılacak soruları çözdürür. Peki eserlerine bakalım divanı var. İksir-i Saadat ve Tercih-i Tavzi hattı eseri var. Tamamdır bunları da cebe koyarsanız kolay kolay soru kaçmaz hocam. E o zaman haydi devam edelim arkadaşlar neyle? Yedinci kutucukla bakalım yedi mi? Heh artık göreceğiz yuvarlak için alıp öyle gideceğiz. Süper. Hoca Mesut'tayız. Hoca Mesut'u suheilün Bahari ile hatırlayacağız. Ferhengkname sadisiyle bileceğiz. Dil birinci ve Türkçe sevgisiyle eserler yazacak. Saygı duyarız. Şiirlerinde sade dil, saygı duyarız. Deyimleri, sözleri nazma geçirmiş. Bak bu mesela kilit bir bilgidir. Deyimleri, atasözlerini nazma geçiriyor olması, yani şiir formatına taşıyor olması inanılmaz bir bilgi. Çünkü o deyim ve atasözlerinin kalıcılığını sağlıyor, değil mi? Biraz daha şiir akıldan akıla, değil mi? Ya yani kulaktan kulağa fazlaca aktarılacak, akılda da çok rahat kalacak. Doğal olarak şiire çevirmesi bu sözlerin belli ki kalıcılığını da artırmış. Peki ne Bahar diyeceğiz Hoca Mesut'la ilgili saygı duyup geçeceğiz. Şeyh oğlu Mustafa aman dikkat halk diliyle ve doğal bir şekilde yazacak saygı duyarız. Atasözlerinden yararlanacak. Evet hocam atasözü güzel. Kimi şiirlerinde mahlas kullanmamıştır. Evet mahlas da çok fazla kullanmayacak. Eserlerine baktığımız zaman Hurşid-i var ya da Hurşidname olarak bilinen. Halk hikayelerindeki görmeden aşık olma motifi üzerine kurgulanmıştır. Cebinizde kalsın. Nazım Nesir Karışık eserine baktığımızda Şeyhol Mustafa'nın Kenzül Kübera acepte kalsın. Anadolu sahasındaki ilk siyasetnamelerdendir diyor. Eyvallah. Nesir noktasındaysa marzubennameyi bileceğiz arkadaşlar. Marzubenname nedir peki? Kelle ve dimneye benzeyecek. Değil mi? Adeta nazire gibi cepte kalsın. Fabul özelliği taşıyan didaktik hikayelerde yer alacak. Şeyhol Mustafa demek. Şeyhol Mustafa. Hurşitname. Şeyhol Mustafa. Hurşitname. Kenzül Kübera ve Marzubanname. Aman dikkat bakarsınız bir yerlerde karşınıza. Gelir hocam. Geldik 8. kutucuğumuza 7'den 8'e geçtik değil mi? Aman dikkat. Ahmedi çoğu eserini Emir Süleyman'a sunmuş. Cepte kalsın. En çok kaside yazan şairlerdendir. Cepte kalsın. Bursa için yazdığı kasideyle ilk şehir kasidesi yazan şair ünvanını almıştır. Abi bu ya. Sınav bu abi. istediklerini sorsunlar Allah aşkına. Ayakkabı numarasını sorsunlar Ahmedi'nin. Hazırız. Seyit Nesimi'nin yaşını sorsunlar. Hazırız. Ahmedi hangi hastalıkları geçirmiş? Sorsunlar. Ona da hazırız. Abi bu sene bak net. Bu sene sınavı parçalamamız lazım. Daha ötesi yok. Hocam ben şunu görmemiştim notlar. Mümkün değil. Mümkün değil. Öyle bir ihtimal yok. Abi ilk şehir kasidesi yazan şair ne demek ya? Bu ne abi Allah'ını seversen? Sen bu bilgiyi cebine koyacaksın. Sonra sınavda sana Seyit Nesim'in ayakkabı numarasını soracaklar. 43 deyip geçeceksin abi bu. Kırk üç deyip geçeceksin. İçin çok rahat olsun. Hayır gülmüyorum. Ciddiyim. Yani her şeyi konuştuk hocam o kadar değil. Bismillah yani. Kasetelerinde mevsimleri işleyen ilk şairlerden de Bismillah terkibi ben şeklinde yazılan Mersiyelerin öncülerinden eserlerine didaktik dikkat çekecek. Burada saygı duyacağımız maddeler. Emir Süleyman'a sürekli eser yazması değil mi ona sunması. En çok kasete yazan şairler arasında olması ve ilk şehir kasidesi yazan şair olarak karşımıza gelmesi cepte kalsın. Divanı var e tabii ki İskender namesi ve Cemşid-i Hurşidi var cepte kalmalı. Tervihül vah unutulmamalı. Manzum sözlük noktasındaysa Mirkatül Edep cebinizde dursun lütfen olur mu? Çok çok önemli. E o zaman haydi bir öksürelim. <laughs> Eyvallah. Şimdi hocam bir Seyit Nesim'i yapalım. Bir Seyit Nesim'i yapalım. Biliyorsunuz eserlerini Azerbaycan Türkçesi de yazıyor. Saygı duyuyoruz. Hemen Hüseyin Mece yine saygı duyuyoruz. Tuyu ve Elifname de yazacak. Cepte kalsın lütfen şöyle işaretleyelim. Hurufilik anlayışını benimseyecek, onu geliştirecek. Alevi Bektaşlı şiirinin 7 ulu ozanından biridir arkadaşlar. 7 ulu ozandan bir tanesi inanılmaz değerli bilgidir. Unutulmasın lütfen. Divanı var Farsça ve Türkçe. Ve bir de Mukaddimetül Hakayık var. Hurufilikle ilgili olan 7 ulu ozandaysa Nesimi, Yemini, Fuzuli, Hatayi, Virani, Pir Sultan Abdal ve Kul İmmet var. Lütfen hepsi cepte kalsın arkadaşlar. Bu bilgiler altın değerindedir. Altından da değerlidir. Devam 9. maddedeyiz arkadaşlar. Şeyhi, Hekim Sinan. Doktor ya oradan yürüyorlar. Hekim Sinan, Şeyhi Şuara, Serdar ve Hüsrev olarak anılır. Hekim Sinan, Şeyhi Şuara. yani şairlerin şeyhi diyor. Bismillah, Serdar ya dur hükümdarların şairi. hüsrev ara ova Daha ötesi yok. Mutasavvıf değildir. Tasavvıftan etkilenmiştir. Eyvallah saygı duyarız. Çağdaşlarına göre daha zarif bir dil. Dikkat! Zengin bir hayali, canlı bir tasvir yeteneği vardır. Evet. Şeyhi demek bu demek. Kerem Redifli çok tanzir edilmiş. Nazireler yazılmış. Amman dikkat arkadaşlar. Devam. Divanı var. Harname ve Hüsrev var. Harname Türk Edebiyatı'ndaki ilk fabul örneği olması noktasında önem taşıyacak. Harname'nin gelin içerini konuşalım. Harname Şeyhi, Çelebi Sultan Mehmet'i tedavi ettiği için kendisine ödül olarak verilen Tokuzlu Köyü'ne giderken soyulunca şikayetini 2. Murat'a sunmak için bu mesleveyi yazıyor. Oba küçük de bir hikaye cepte kalsın yanma hocam beyinler yansın Ahmedi dahi dikkat. Divan edebiyatının kurucu şairlerinden, tamam yine kurucularından. Türk edebiyatında müstezat yatan yazan ilk şair o baa müstezat yazan ilk şair cepte kalsın. Hece birbirine yaklaştırmış saygı duyarız. Tercih ben şeklinde Mersel'e yapmış saygı duyarız. Yani Ahmet'i daha iyi dendiği zaman ben size söyleyeyim. Yani kurucular arasından müstezat yazması bu iki bilgi önemli. Ama daha da önemlisi eh, Türkçe ve Farsça divanının olması. Çekname, camasname, vasiyetün uşurevan ve ukudül Cevahir adlı eserleri var. Burada Ahmedi daha iyi demek, çekname demek, camasname demek. Onu da cebe koyarsanız kolay kolay hata yapmazsınız arkadaşlar. Bomba gibi gidiyoruz bu arada. İnanılmaz değerli bilgiler bunlar. Bir de dikkatimiz var. Vasiyetün uşurevan meslevi biçimde yazılmış bir pentname Nedir? Yani öğüt kitabıdır. Tamam. Çekname ise Türklere özgü olan çeng adlı müzik aletinin yapısını alegorik ve mistik bir biçimde ele alır diyor. Oba çok iyi değil mi abi? Bu dikkatler vallahi harika. Bu dikkatler uçurur. Uçurur uçurur hocam. Cebinizde lütfen kalsın. Bu kaçtı? Dokuzuncu kutucuktu. Gelsin 10. kutucuğumuz. Evet hocam süper. Süleyman Çelebi sadece Allah ve peygamber sevgisini anlatacak. Osmanlı dönemindeki ilk mevlidi yazacak. Bitti hocam. Osmanlı dönemindeki ilk mevlidi. Net. Toplumun inanç birliğinin korunmasına da hizmet edecek tabii ki böylece. Eserlerine baktığımız zaman meslevi noktasında vesile tünnecat yani mevlidi var. Sehli mümteni kabul edilen mesile tünnecat. yani yazılışı kolay gibi görünen ama hiç de öyle olmayan değil mi? Sehli mümteni dediğiniz şey o. Kolay görünen ama yazılışı gerçekten zor olan. Sade bir Türkçe ile yazılmıştır. Eserde fikir, bilgi ve duygular sanatta bir üslupla anlatılacak. Saygı duyuyoruz. Aman dikkat arkadaşlar. Özellikle vurguladığımız yuvarlak için aldığımız maddeleri unutmayın. Altını çizdiğimiz, yıldız attığımız bu gelir dediğimiz şairlerin mutlaka ama mutlaka Kaçırmayın arkadaşlar. Devam Ahmet Paşa'dayız? Bakın her madde sorulmuş sorulacak. Haberiniz olsun. ÖSYM belli ki Ahmet Paşa etrafında dönüyor. Yakın zamanda da sordum. Fatih Sultan Mehmet de 2. Beyazıt zamanında şiirler yazmış. Saygı duyarız. Şehir ile Necati arasında yetişen şairlerin en tanınmışlarındandır. Doğru eyvallah. Kendisinden sonraki şairlerce üstad olarak kabul edilecek inanılmaz şiirleri. O da hayattayken bütün Anadolu ve Rumeli'ye yayılmıştır. Anadolu ve Rumeli'ye yayılma şiirleri. Hüseyin Baykara'nın Herat'taki sayında dahi okunmuştur. Oba! Çağatay Edebiyatı. Nazir edelim, ünlü. Evet o öyle yazılmaz. Böyle yazılır diyenlerden cepte. Kerem, Benefşe ve A redifli bilinen eserler arasındadır. Şunu lütfen ama lütfen bir köşeye not ediniz. Varsa dolabınız dolabınıza asınız. Varsa masanız masanıza koyunuz. Varsa karşında bembeyaz bir duvar yapıştır hocam duvara bir tane küçük bir kağıtla. Yapışsın duvarların boyaları sökülsün arkadaşlar boş verin. Ev gelir geçer vallahi gelir geçer yatırsın olur biter. Dökülmüş. Sıvatırsın olur biter. Yırtılmış. Dikersin olur biter. Lütfen şu an tamamen sınava odaklanın. Boş verin gitsin. Masa azıcık kırılmış. Atarsın zamanı gelir asla geç gider. Yani sizden ricam. Lütfen abi burası kirlenecek. Abi kirlensin ya. Sen kendin için, kendi hayatın için uğraşıyorsun. Az gitsin oraya, oraya notunu Allah aşkına. Kendi hayatından en azından biçim. Küçücük bir oda arkadaşlar. Bu arada bu oda minnacık onu söyleyeyim. Burası da bir 9 metre falan, 3'e 3 falan yer. küçük bir oda. Böyle bir oda çalıştım hocam. Duvar hiç gözükmüyor. Vallahi de billahi de gözükmüyor hocam. Net. Tavan da belki ona şimdi söz vermiyor ama tavan da belki kapanmış olabilir notlarla. Duvarın tamamı notlarla kapatmış. Ben çalıştığımdan değil. Yani çalıştığımdan değil. Oturup da böyle satır satır abi böyleymiş şöyleymiş diye baktığımdan falan değil. Ama azıcık gözün daldığı zaman sağa sola not cebinde kalsın diye. Lütfen sizden ricam arkadaşlar yapıştırın ya küçük bir kağıda. İlla böyle renkli aman Allah'ım kare olsun azıcık kıvrılsın. Yeşil olsun ucunu azıcık yakayım falan. Gerek yok. Mesela arkadaşlar en basiti bakın buldunuz bir kağıt hocam sağda solda. Mesela burada buldum kağıdı. <laughs> tamam hocam yırttın. As Anam. Vallahi bu <laughs> dilekçeymiş arkadaşlar. Devamı olan bir dilekçeymiş. Ana neyse ben bunu yapıştırırım ya. Tamam tamam ben, ben bunu yapıştırırım şöyle dursun da. Şöyle falan yap. Neyse. Buldun diyelim kağıdı. Neyse buldun diyelim kağıdı. Buraya yazdın küçücük notu. Küçük bir bant. Yapıştırdın. Bitti orada dursun abi. 3 gün 5 gün sonra kendi düşer zaten. O kurur düşer. Sen mutlaka yapıştır. Boş ver bantla. Sağ sol böyle not olsun. Ama böyle çok dikkat çeken. Vay be falan. Az önceki mesela ilk şehir kasidesi falan. Hemen al bir köşeye not et. Lütfen bunu yapmayı unutmayın olur mu? Çok çok önemli. Aman dikkat arkadaşlar. E o zaman hayt. Vakit kaybı yok hemen ben de şöyle küçük bir Buraya dilekçe yapıştır diye not düşüm de. Vallahi yoksa bu gidecek. Bir saniye bir dakika şu notu bir düşüneyim ben. Evet. Evet tamam yanıma da astım ben bunu ha, koydum daha doğrusu. E evet, tamam devam ediyoruz. Güzel aman dikkat bu bilgileri kaçırmayınız. Ahmet Paşa bize masraflı oldu vallahi masraflı. o arayı vermeyecektim. O ara geçişi yapmayacaktım büyük ekrana geçişi neyse. Devam. Divanı var biliyorsunuz Ahmet Paşa'nın ama tekrar tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kerem, Benefşe ve af. A rediflik kasidileri bu bir cepte kalsın. Kerem, Benefşe ve A bu bir cepte kalsın bir Üstad cepte kalsın 2. Onun dışında arkadaşlar divanın olması Ahmet Paşa için fazlasıyla yeterli olacak. 11. kutucuktayız. Evet hocam 11. Alişir Nevai. ÖSYM demek Alişir Nevai demek. Banko sorulardandır arkadaşlar. Çok net Alişir Nevai'siz bir sınav olamaz. Bu sene de gelecek. Tek başına sorulacak. Eserleri gelecek. Lütfen cebinizde kalsın olur mu? Çok değerli. Timurlu hükümdarı Şair Hüseyin Baykara'nın çağdaşı ve arkadaşıdır. Eyvallah. Tamam hocam. Edebiyatçı, dilci, bilim insanı ve devlet adamıdır. Eyvallah hocam. Çağatay sahasında eser vermiştir. Evet bu önemli mesela. Bunu kullanabilirler arkadaşlar bu sene. Çok önemli. Daha önce kullanılmamış çünkü bu bilgi. Farsçanın ve Fars edebiyatının egemen olduğu dönemde Türkçeyi tercih etmiştir. Cepte, oba. Türk edebiyatında hamse sahibi olan ilk şairdir. Evet Ali Nevai ilk hamse sahibi. Yani ilk beş mesneviyi yazan şair olarak bilinecek. Türk edebiyatındaki ilk teskire yazarıdır. Mecalisün nefais. Divanı var dört adet Türkçe. Aman dikkat. Faşa divanında var. Mesnevi noktasında ise Hayretül Ebran, Ferhat Üşirin, Leyla ve Mecnun değil mi? Mecnun Leyha. Leyla olarak da geçer. Seb'a-i Seyyare, Sedd-i İskenderi ve Lisan-ı Cebinde kansın lütfen. Teskine noktasında mecalisün i Sözlük noktasında ise Muhakemetül Lügaten. Aman dikkat arkadaşlar. Geldik Necati'ye. Anadolu şairlerinin sultanı anlamındaki Hüsrevülü makabıyla bilinir. Bu arada Hüsrevülüm bende. Nerede kitap yanında diye. Benim bu Fulleten Edebiyat Soru Bankası vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Hala var satışta biliyorsunuz. Bu Fulleten Edebiyat Soru Bankası'nda yer almış bir sorudur arkadaşlar. Hüsnü Sınavda biliyorsunuz birebir soruldu. E, Necati'nin lakabı Hüsrevrum. Lütfen cebinizde kalsın tamam Böyle tanıdık Necati'yi soruda haberiniz olsun. Peki burada da vurguladık arkadaşlar o da gözden kaçmasın. Hüsrevrum lakabı cepte. Fatih Sultan Mehmet'e kaside sunacak. O dedi divan kadibi olarak görev alacak. Çok önemli bunlar. Folklordan yararlanmayı yani halk kültüründen yararlanmayı estetik anlayışı bir gereği olarak görecek fazlaca yararlanacak. Divan şiirinde deyimdir, atasözdür, halk söyleyişleridir bunlardan yararlanan ilk şairler arasında. Çok önemli. şiirlerine en çok nazire yazılan şairlerden birisi. Yani çok dikkat çekiyor belli ki. Yani ona karşılık şiirler yazıyorlar aynı ölçüyle. Aynı ile redifle falan. inanılmaz bir şey nazilecek bu arada. Özellikle döne döne rediflik kaside Bu çok önemli arkadaşlar. Döne döne cebinizde bir kalsın. Döne döne rediflik gazeliyle bilinecek. Döne döne rediflik gazel Necati. Katır'ın ölümü üzerine Mersiye ester. Yani Katır Mersiyesini yazacak. ya e, Yani yok artık baya baya önemli bu. Divanı var cebinizde kalsın. Var mı hocam soru işareti? Yok 11. kutucuk da tamamdır. E o zaman haydi devam ediyorum. Evet arkadaşlar haydi devam edelim isterseniz 11'den şöyle 12. kutucuğa doğru gidelim. 16. yüzyıldayız arkadaşlar çok önemli bir yüzyıla doğru gittik. Fuzuli ile devam edeceğiz. Dili Azerbaycan Türkçesine yakındır ya. Yani Azerbaycan Türkçesi kullanıyor fazlaca bu cebinizde kalsın biliyorsunuz. Şiir anlayışının divanının dibacesinde yani ön sözünde belirtecek aman dikkat suyumuz da bu arada yanımızda. Ara ara suyumuzu da içelim. Hatta depo var burada. Vallahi bak bu sefer video uzun sürecek onu bildiğim için. Bak buraya depoladım sular. Bu bitmiş, bitmek üzere. Değer videoya başlamadan hazırlık aşaması içmişim. Bu da birazdan belli ki devam edecek. Evet. Aşıkhane gazel türünün en önemli, en tanınmış ismi Aman dikkat. Aşk konulu gazeller yazacak yani. Şiirlerinde tasavvuf, ilahi aşk, lirizm ön planı çıkacak. Ve şiirlerinden su kasidesi naat özelliği gösterecek değil mi? Hz. Muhammed'e övgü. Eserlerine baktığımız zaman divanı var Türkçe, divanı var Farsça, divanı var Arapça. Oba yani her dilde şey var divan var 3 dilde divan olan tek isim zaten daha ötesi yok. Leyla ve Mecnun Bengübade Sohbetül Esmar Hefcan ve Sakiname önemli mesnevidir arkadaşlar cebinizde kalsın. Nesil noktasında Hadikatü Süeda adlı eseri var maktel türünde. Rindü Zahid var alegorik diyalog, diyaloğa dayalı biliyorsunuz fazlaca. Mesnevi gibi böyle menzur manzum karışık yani düz yazı ve şiir karışık tabii ki Farsça yazmış. Hüsnü aşkı var bir de sıhhatü maraz ruhname. Aman dikkat Şeyh Hüsnü aşkı da karışık Fuzuli'nin Sıhhat-ı Maranz adına bir eseri var. Ona Hüsnü Aşk da deniyor. Tamam böyle bir detay var burada. Mektubu da baktığımız zamansa mektubatı var. 5 mektuptan oluşan en meşhur mektubu ise bunlardan şikayetnamedir. Lütfen unutulmasın. O zaten günümüze kalmıştır. Cepte hocam. Zati. Zati çok güzel bir 2024 sorusu olur. Tekrar tekrar gelir. Necati ile Baki arasında köprü konumunda eyvallah. En çok kaside yazan şairler arasında arkadaşlar. Konuşma dilinden, halk şiirinden, deyim ve sözlerden fazlaca yararlanacak eyvallah. Daha çok rintliği ön plana çıkaracak. Edirne şehrengizindeyse ise bir dikkat. Bu türün Anadolu'daki ilk örneklerinden biridir. Edirne şehrengizi. Aman dikkat suyumuz yudum alsın hocam. Suyumuzu şurada bir yerde. Herkesin önünde değişmeyelim şimdi. Evet hocam suyumuz içildi. E o zaman hiç affetmiyoruz. Şiir diyoruz, divan diyoruz. Aman dikkat. Mesnevi diyoruz, Şem-i pervane diyoruz. E sordu adam. Soracak bir daha bir daha cebinde kalsın. Ahmedü Mahmut Ferruhname. Aman hocam. Edirne şehrengizi var şehrengiz noktasında. 13. kutucuğa doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Yani daha videonun başındayız ya. Daha başındayız abi çok önemli isimler var. Aman dikkat arkadaşlar. Hayali var. Hayali Bey olarak da bilinecek. Kaside ve gazelleriyle tanınacak. Saygı duyarım. Şairlik gücünü gazellerinde göstermiş ve bu alanda usta, üstad kabul edilmiş. Şiirinde tasavvuf, zevk, aman dikkat belirgindir ancak mutasavvuf değildir. Yani işi o değil. Onunla ilgilenmiyor. Tasavvufla ilgilenmiyor. Mutasavvuf tasavvufla ilgilenen demek. Ama böyle tasavvuf vurgularda da bulunmuş. Divanı var hayalinin cebinizde. Lütfen kalsın arkadaşlar. Yani şöyle baktığım zaman hayalinin çok da böyle aman aman sorulur bir tarafı. Gözükmüyor. Aman aman yani divanı var falan filan. Hayreti aman dikkat. Çok önemli. Rumeli coğrafyasına yetişen şairler arasında mutasavvıf bir şair ve değil benimseyecek. O anlamda çok çok büyük önem taşıyacak. Divanındaki kılıç kasidesi ile Yahyalılarız redifli murabbasına göre sipahidir diyor. Aman dikkat. Cepte kalsın yuvarlak için alalım bunu. Divanı abdalların hayat tarzlarına ait ayrıntılar işleyecek Abdal yani budul değil mi? Yani saf değil mi? Allah için diyor nefsini körelten kimse tamamen kendini adayan kimse abdal ifadesi çok önemli o anlamda. Şehirlerine baktığımız zaman divanı var. Belgrad şehrengizi ve Yenice şehrengizi var. Bakarsınız bu sene Hayreti'den böyle küçük bir detay soru gelir. Cebinizde kalsın kılıç kasidesi ve Yahyalıları sonra demedi demeyin hocam. Benden size söylemesi Hayreti'yi şöyle bir 2024 olarak yine bir köşeye yazayım. Lami Çelebi divan edebiyatının en çok böyle şairlerinden eser veren cepte hamse sahibi cepte meslevilerinde bak bakın dikkat ilk kez yerli konulara ve İstanbul'a yer vermiştir saygı duyarız. E divanı var Mesnevi noktasında Salamanu Epsal, Şebi Pervane çok önemli. Guyu Çevgan, Ferhat Üşer'in, Vamık Vi Süramin Ramin, Heft Peyker, Magdel Hüseyin bakın dikkat. Hamse'de bu mesnevilerden hangilerinin yer aldığı tam anlamıyla belli olmamakla birlikte bunları da buraya almış olduk. Şehrengiz noktasındaysa Şehrengize Bursa adlı eseri Nami Çelebi'nin önemli eserleri arasında geldik 14. kutucuğumuza. Bakiye, baki anlat anlat bitmez. O ne özellikleri var neler neler var. Kanuniye sunduğu şiirlerle himaye kazanmış. Tamam. Himaye altına alınmış, maaşı vesairesi ödenmiş, tertemiz, düzenli gitmiş. Kanuni Mercedes'in terkibi bent biçimde yazmış. Bak bu önemli mesela. Kanuni Mersiyesi'ni zaten bilmeyen yok da terkibi bent olarak yazılması önemli. Karıştırılabilir. Sultan Şuar'a ünvanını alacak. Bir 2024 sorusuna dönüşebilir arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Ben hemen şöyle bir yazayım. Bir daha bir daha. Ha. Bak, siliniyor. Vallahi siliniyor ya. Bir saniye. Dur bakayım. Ha tamam süper. Özgün Üslup sayesinde Divan en büyük şairlerinden biri olacak aman dikkat. Yani zevk ve eğlence şairi biliyorsunuz kendisi. Ama Fuzuli ızdırap şairi cepte kalsın. Peki Şairlik gücü de görülür. Şu gazellerindeki güçlü ifade kudreti dikkat çeker. Evet gazellerinde güçlü bir ifade gücü var. Fuzuldeki aşk acısı ve ızdırap baki yerini yerine sevk eğlenceye bırakacak. İşte az önce bahsettiğim madde bu. Aman dikkat bu niye siliniyor Allah aşkına. Hah tam silmedi. Bazı şiirlerinde İstanbul'u konu edinecek. İstanbul Türkçesini kullanacak. Ya baki ile ilgili bence en önemli anahtar kelime ist nokta Türkçe desem olay bitecek. İst nokta East, aha, Türkçesi güzel oldu harika. İstanbul Türkçesi demek baki demek. Mesnevi yazmamış bak bu da çok önemli bir bilgidir kullanılmış kullanılabilir arkadaşlar cepte kalsın Suyumuz içiliyor. Suyumuz içiliyor bir yandan da. Divan aman dikkat. Ne bileyim şöyle isem çok kötü bir görüntü olmaz mı? Lap diye böyle kocaman bardak falan. Çok hoş değil o yüzden çok ekran karşısında evet. divanım var. Saygı duyuyoruz bakiye Bağdatlı ruhi. Bağdatlı ruhi demek terkibi berk demek. Bağdatlı ruhi demek divan yazarı demek cebinizde kalsın hocam. Gelir 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 hocam. Lütfen cebinizde dursun. Gazellerinde lirik bir söyleyiş var cebinizde kalsın. Terkibi bendi bakın dikkat. Hiciv edebiyatının eleştiri edebiyatının önemli eserlerinden. E tabii ki Mizahın mizahi unsurlar da olacak yoksa okunmaz değil mi hiçbir şey? Mizah ufak bak olacak. Terkibi benden başta Ziya Paşa olmak üzere pek çok şair de nazire yazacak. Yani karşılık verecek başka eserlerle. Divanında konuşma dille yazılmış dizeler de çoktur ve divanı çok önemli eseridir. Cebinizde kalsın Bağdatlı ruhinin. Amman dikkat hocam. Geldik 14'ten 15. slayta doğru gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Taşlıcalı Yahya Şahugeda. 2023 AYT edebiyat sorusu. Daha ötesi yok hocam. Gayet güzel sahibi seyfü kelam, kalem kelam, kalem güzel olarak anılan asker şairlerdendir. Sahibi seyfü kalem lakabıyla tanınacak soruldu sorulacaktır mecbur. Ata sözü deyim malt söyleyişleri fazlaca yer alacak. Sade dili dikkat çekecek ve hem de bu anlayışta hamse yazacak. Aman ya Rabbim dikkat. Şehzade Mustafa için yazdığı Şehzade Mustafa ile şöhret kazanacak. Eserlerine baktığımız zamansa evet Şehzade Mustafa mersiyesi demiştik. Divanı var Şahu edası var. Yancı Niraz, Yusuf Züleyha, Kitabı Usul, Gülşeni Envar cepte kalsın. Mesnevi noktasında, Şehrengiz noktasında, Şehrengiz Edirne ve Şehrengiz İstanbul bilinmesi gereken eserler arasında. Nabi, Urfalı Nabi, Şanlı Urfalı Nabi cepte kalsın. 17. yüzyıl arkadaşlar her madde sorulmuş. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bütün maddeler sorulmuş. Bu ne demek? Daha önce söyledim ama artık çok bunaltmayın. Bir kere daha son kez söyleyeyim. Ya şık olarak gelmiş ya da cevap olmuş. Doğal olarak bunlardan çoğu belli ki şık olarak geldi. Nabi çünkü çok fazla cevap yaptı. E o zaman abi bunlar bu senenin sorusu olabilir arkadaşlar. Bu maddeler bu senenin sorusu olabilir. Aman dikkat. Bakın sosyal ve siyasi al huzursuzlukların yaşandığı 17. yüzyılda yetişecek. Güzel. Ve kendi adıyla da anılan Nabi ekoli olarak da bilinen Nabi tarzı Hikemi tarzın kurucusudur. Didaktik şiirlerle ün kazanır. Bakın dikkat. Hikmet ve darbı mesel yani ata sözü ağırlıklı bir şiir yazma geleneği var, alışkanlığı var. Toplumdaki ve devlet düzenindeki bozulmaları eleştirecek, yol gösterici öğütler verecek cebinizde kalsın. Şiirde bilgi ve fikir olması gerektiğini savunacak inanılmaz detaylar bunlar. Divanı var, divançesi var, Türkçe parça. Mesnevi noktasında hayriyesi var, nasihat türünde. Hayrabadı var, surnamesi var. Dördüncü Mehmet'in şehzadelerini sünnet günü anlatacak. Nesil noktasında tuhvetül arameyni var, seyahatname türünde. Münşaat ve fetihname-i kamaniçe. Abi nabisiz sınav olmaz arkadaşlar. Bunu lütfen bir köşeye yazın. Yani Alişir Nevayi'siz, nabisiz, Fuzuli Baki'siz... Ya sınav olmaz arkadaşlar sınav olmaz öyle bir sınav olmaz. İçiniz rahat olsun. Mutlaka soracaklar. Mecbur gelecek. Ne lütfen bir köşeye not edin. Adınız gibi bilin arkadaşlar. Gülşehri mesela değil mi? Aman ya Rabbim devam Şeyhülislam Yahya. Divan edebiyatının en büyük gazel şairlerinden tamam hocam anladık. Nedim onun için nefi badi kasaidde sühan perdazdır. Olamaz amma gazelde baki Yahya gibi. Oba kaside de diyor üstattır. Yani sühan perdaz. Söz söylemede üstattır diyor. Ama gazele gelince diyor bir baki kadar, yahya kadar olamaz diyor. Oba! Şiirlerinde sade ve akıcı bir değil. Aman dikkat. Ya Nefi'ye gönderiyor bu arada. Nefi'ye gönderme yapıyor. Nefi girişinde unutmayalım ya. Nefi'ye gönder. Neyse. Şiirlerinde sade ve akıcı bir İstanbul Türkçesi kullanacak. Rindane bir anlayışla en çok aşk temasını işleyecek. Kısa bir naat dışında dini şiirler yazmıyor arkadaşlar. Neler çeker bugünü söylesem şikayet olur. Gürlü dizeleriyle meşhurdur. Özlü sözleriyle adeta divanı var ve Nigaristan tercümesi. Ceptesin hocam. Vallahi ceptesin. Şeyhülislam Yahya da bir bana böyle bir sınav sorusu gibi görünmeye başladı ben sana söyleyeyim. Vallahi ben sınav gözlüğümü taktım arkadaşlar. Artık taktım ya. Her zaman takılıyor da bu 65 gün kamp ile birlikte sınav gözlüklerimi taktım. Şu an tak 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 radarlar açık hocam. Nefi, Kasine üstadı, hicivleriyle ünlü. Nefi'nin zaten iyisini biz nasıl söylüyorduk? Ok diyorduk değil mi geçen seneki anlatımlarda? Nefi'nin iyisini ok gibi düşün lütfen. Hatta silmezse inşallah tablet harika hocam. Tamamdır. Yani böyle ok atma, iğneleme, hicvetme, eleştirme gibi aklınıza kalsın. Övgü ve yergine Türkiye Edebiyatı'nın en büyük şairlerindendir. Övgü ve yerlikleri tabii ki ölçüsüz yani abartılı biraz ister istemez. Ses onun için çok önemli. Ahenk uyum çok çok önemli. Öven biri de bakın sanatı övmeyi seven iyi bir fahriyecidir de diyebiliriz. Kendine öven değil mi? Kendi sanatını öven. Fahriye bölümü var nihayetinde. Hicivleri hayatına mal olmuş. Bu da çok çok önemli değil mi? Hayatının sona ermesine neden olmuş yani. Divanı var. Divanı var. Arapça şey. Farsça ve Türkçe. Tuhvetül uşağı var. Farsça kaside. Cepte kalsın lütfen. Sihamı kazası var? Kaza okları anlamına gelen tabii ki mizahi unsurlarda eleştirilerde olmazsa olmazlar arasında arkadaşlar. Geldik bir diğerine. Bir diğerine hocam. Suyumuz bir için. Nereye saklanacağımı şaşırdım ya. Vallahi billahi suyu keşke getirmeseydim ya. Nereden getirdim ya? Evet. Hani çay içerken kibar oluyor da. Şimdi kupayla çay içerken. Suyu keşke kupaya koysaydım ya. Valla dur. Dur birazdan ara vereceğim. Birazdan ara vereceğim bu suyu. Şu kalanı en azından. Kalan suyu hocam bir şeye koyayım. Kupaya koyayım. Şey biraz daha kibar ya. Hocam nereden aklıma geldi bu bardak benim ya? Evet. İçilmiyor abi. Kaldı. O bardak kaldırılacak gibi değil yani. Evet devam neredeyiz? Nevizade Atayi'deyiz. Hamse sahibi kendisi mesnevileriyle yerli unsurlarını yapacak birleştirecek. İstanbul halkını günlük hayatı ve kentin güzelliklerini anlatacak. Nedim onun için mesnevi semtinden geçmiştir Atayi cümlesinden. Oba. Mesnevi semtinde geçmiştir Atayi cümlesin. Yani hepsini Hatay'ı geçmiştir diyor Mesnevi noktasında. Cümlesin hepsini demek istiyor. Cümlemize falan deriz ya. Mesnevi semtine geçmiştir hatayı cümlesin. Birçok kişi herkesi geçmiştir diyor hatayı bu semte Oba. Şiiri var divan. Dikkat. Mesnevisi var hamsesi. Haydi sayalım onları. Nefhatü leshar. Sohbetü lepkar. Alem nüma. Hefthan ve ehliyetül efkar. Tam 5 tane mesnevi cepte kalsın. Az mizade haleti demek. Aman dikkat. Evet tamam yazmış öyle zaten. Direkt lakabını yazacaktım. Hayyamurum diye. Rubai de yazacaktım açıkçası. Rubai diye başlayacaktım. Maddeler üzerine yazmışız gidelim. Divan şiirinde Rubai nazım şeklinin öncülerinden sayılacak arkadaşlar. Rubai'ler nedeniyle Hayyamurum lakabıyla anılacak. Hayyamurum lütfen cebinizde kalsın. Yani Anadolu'nun hayyamı diyor. Anadolu'nun hayyamı diyor. Bu ne demek abi? Ya Ömer Hayyam'ı bizle alakası yok. İranlı bir Şair değil mi? Bizde Azmi Zade haleti var. Ya bizim de Ömer Hayyamımız Azmi Zade haleti demişiz bir anlamda. Nedim onun için hep nedim birileri için bir şeyler söylemiş bak. Nevizade Hatayi hiçbir şey demem o 60 hemen lafını. Bir de Azmi Zade demiş. Ne demiş? Haleti evcürü bayide uçar ver k gibi ver. Ka kuşu gibi uçar o kadar iyi diyor. Mesnevilerine yerli unsurlar katarak özgünlüğü denemiş. Güzel divanı var. Sakin Ami Mirumah ve münşatı var. Cebinizde kalsın 17. Kutucukta 15-16'yı konuştuk mu? Konuştuk 17 atlamayalım. 18 Naili Kadim Sepki'nin akımın öncüsü. Ve ilk şarkı şairidir. Cepte kala, cepte kala süslü. Ağır bir dili var ama divanı var, yoğun bir anlatım var. Naili Kadim'le kadim ilgili kadim da olur. Naili Kadim ile ilgili şarkı anahtar kelimesi %100 bütün soruları çözdürür. İçiniz rahat olsun. Geldik hocam çok uzatmadan Neşati'ye. Sepkinde akımının temsilcilerinden güzel rindani bir söyleyiş var eyvallah. Şiirlerin önemli bir kısmını ise nazireleri oluşturacak bu da cepte kalsın. Divan Edirne Şehrengizi, Hilye-i Enbiya, Şerhi Müşkilat-ı Örfi, tuhvet Uşak ve Mektup. Cepte kalsın hocam süpersiniz. Lütfen Neşati de unutmayınız. 18'e bir varlak atalım hocam. Bir çember atalım ona da kement atalım. Sonrasında bakalım. Daha bismillah başındayız ya. Daha başındayız videonun başındayız. Daha neler. Ya da durun arkadaşlar bir saniye. Ben şu suyu daha rahat içmek adına bir kupaya bir doldurup geleyim. Valla dur. Evet. Neredeyiz? 18. dedim? videoyu durduruyorum. En fazla en fazla 2 dakika sonra buradayım. Geldim. Geldim arkadaşlar. Suyumu aldım. Kupaya mis gibi koydum. Tertemiz karşınızdayım hocam. Hemen şöyle bir. Hah. Yenleşelim hocam güzelce. Nedim? 18. yüzyıldayız arkadaşlar. Dikkat lütfen Nedim biliyorsunuz baya baya herkese bir şey söyleye söyleye yürüyordu. Gel bakalım Nedim kardeş bir de seni konuşalım ne var ne yok bir anlat bakalım kendini dediğimizde mikrofonda şöyle vurduğumuzda evet. Lale devrini biliyorsunuz eğlence şairi zevk şairi bakar mısın Allah aşkına? Bütün maddeler sorulmuş yani Nedim siz demek ki sınav geçmiyor. Buradan bunu anlıyoruz 2024'ünde neredeyse banko isimlerinden bir tanesi. Lale devrinin eğlence şairi zevk şairi hocam yani fazlaca böyle rindane diyebiliriz aslında bunun için değil mi? Tasavvufla ilgilenmeyecek. Şirin'e günlük hayatı yansıtacak. İstanbul olmazsa olmazlar içerisinde arkadaşlar. Gerçekçi bir da bir anlatacak bunu. Haliç'teki mesire yeri Sadabat'ı anlatmıştır. Sadabat'ı çok çok önemli arkadaşlar. Kasidelerinden çok yeni buluşlarla süslediği şarkı ve gazelleriyle ünlü. Şarkı ve gazel demek Nadim, Nedim demek. Nedim zaten Naidi Kadim'den sonraki en önemli isimlerden bir tanesi şarkı türünde arkadaşlar. İlk örneğini gerçi Naidi bir Kadim verecek şu şeyi bir silelim şuradaki çizgimizi. Ha, en iyi örneklerini ise Nedim verecek. Üstad demek Nedim demek yani şarkı üstadı. Hece ölçüsü iki tane de koşması var. Bakın dikkat Nedim gazellerine malumdur benim sühanım. Mahlas istemez yani benim sözümü artık anlarsınız diyor. Tekrar bir mahlas adını adını geçirmeye gerek yok diyor. inanılmaz bir özgüven bu. Diyecek haklı olarak övünecek derecede kişinin damgasını vuracak eserlerini Şeyh Galip'e baktığımız zaman Mesnevi şey Mevlevi şeyhidir dikkat. Tasavvufi temaları işlemiştir. Çok çok önemli arkadaşlar önemli. Sembolizme benzeyen şiir açmıştır. Yani biraz böyle sembolik şiirin başlatıcısı. Sepkinde akımının temsilcileri arasında son büyük şair divan şiirini biliyorsunuz. Zaten sorulursa yani şeyhi cevap olacaksa bir yerde mutlaka son büyük şair falan bir şekilde geçmeli arkadaşlar. Geçer içiniz rahat olsun. Hece ölçüsüyle almış bir türküsü de var. Daha önce konuştuk sorularımızı atıracaksın soru çözümünde. Hüsnü Aşk'ta şiir anlayışını açıklamış Nabi'yi eleştirmiştir. Eserlerine baktığım zaman divanı ve Hüsnü Aşk'ı var Ali anlatımda anlattığı. Bakın ne demiş nota dikkat. Orhan Pamuk'un kara kitap adlı romanda Şeyh Galip ve Hüsnü Aşk etkileri görülür. Hüsnü Aşk'taki diyar kalp romanda şehri kalp apartmanıdır. Galip ise roman kişisidir. Etkiliyor. Birçok ismi etkiliyor. 19'dan geldik 20. kutucuğa. Dikkat! 19. yüzyıldaysa arkadaşlar. Koca Ragıp Paşa var. Osmanlı devlet adamıdır biliyorsunuz kendisi. Şairdir, bilgindir, tarihçidir ve Nabi ekolünü izlemiştir. O kadar Nabi etkili olmuş üzerinde. Bir gece değişler ve Berdeste düzeyindeki mısraları yani böyle seçme mısralarıyla tanınacak atasözü gibi ki atasözlerine de sıkça yer verecek divanı var. Enderun'u fazla baktığınız zaman mahalleşme eğilimini ileri bir safhaya götürecek. Mahalleşme diyebiliriz Enderun'u fazlanın en önemli anahtar kelimesini arkadaşlar. Uygunsuz davranışları yüzünden Enderun'dan sürülmüş kör olmuştur sonrasında. Şiirlerinde gerçekçi bir anıtımı benimsemiş. Eserine bakalım divanı var Türkçe parça ve Arapça şiirlerin olduğu arkadaşlar lütfen cepte kalsın. Defteri aşk Zenanname, Hübanname, Dikkat, Şevkengiz önemli eserler arasında Çenginame ve Rakkasnamesi var. Dörtlüklerden oluşan bu eser de Rakkasname olarak da biliniyor biliyorsunuz. Dönemin örf adetleri anlatılacak, köçeklerden isim isim söz edilecek. En derin ufazı da sağlam isimlerden arkadaşlar. Keçeci Zade baktığımız zaman Samman Dikkat siyasi nedenlerle sürkün edildiğini göreceğiz. Mihnet Keşan'ı çok çok önemli. Mihnet Keşan'da da böyle gerçekçiliğin ve bireyselliğin aslında örneklerine rastlanacak. Amman Dikkat, Şeyh Galip'in Yüstü Aşkı'na nazir olarak yazdığı Gülşen'i aşk mesnevisinde Mevlevili'yi anlatacak. Unutma Gülşen'i aşk kesinlikle önem taşıyacak. Gelme ihtimali çok yüksek. Divani Bahri Efkarı var. Divanı Hazanı Asarı var. Gülşen'i aşk ve Mihnet Keşan. Layihalar adlı eseri ise cebinizde kalması gereken eserleri. Bakın neredeyiz hocam. Evet bitiriyoruz artık son dakikalar. Ama sonrasında Nasirler. Yani düz yazı yazarları var. Bu ne? Allah'ını seversen bu ne? Devam! Enderun'un vasfı baktığımız zaman mahalleşme akımından etkilendiğini biliyoruz. Nedim'in etkisinde kalacak ve İstanbul'u anlatacak. Eğlenceye düşkün, en fazla şarkı yazan şairlerden ve güfteleri en çok beslenen şairlerden bir de divanı var. Yeni şehirli ise tasavvuf şiirleriyle meşhur olacak. Mevlevidir ve batı edebiyatı. Batı mı? Batıl inançla girecektim. Bir an sonra batı edebiyatı. Evet. Batı edebiyatını açıktır. Batı olmasın. Batı Edebiyatı'nın açıktır. Divanı var. Mirat-ı Cünun adlı eseri var. Psikopatlar mizahi dille anlatılacak o. Va. Ateş kedisi var. Hüsnü Aşk'a nazire. Ya önüne gelen 3 tane Hüsnü Aşk'a sallıyor valla. Bir tanesi de oturup Hüsnü Aşk yazamıyor yani. Dikkat. Aman dikkat. Abnamesi var. Manzum Mensur Karışık ve Nihan'ı kazası var. Hiciv türünde yazmış olduğu. Şimdi. Müthiş bir notla karşınızdayım. Yüzyıl yüzyıl. Bazı kadın şairler demişiz. Ben şöyle hemen isimlerini bir almak isterim. Zeynep Hanım, Mihratun, Hatun, Fitnat Hanım dikkat. Leyla Hanım, Şeref Hanım ve Adile Hanım dikkat önemli. Mahlaslara bakalım. Padişahların ve şehzadelerin şahzade de olur. İkinci Murat Muradi, Fatih Sultan Mehmet Avni. İkinci Beyazıt Adli, Şehzade Korkut Harimi, Yavuz Selimi, Kanuni Muhibbi gibi birçok lakapla anılacak. Şurası da cebinizde kalsın arkadaşlar. Hiç açık bırakmamak adına bu notları da hazırladım hazırladık sizler için. Divan Sanatçıları demişiz eyvallah ama Nasirler bu sefer de düz yazı yazarlarına bakalım arkadaşlar. 15. yüzyılda Mercimek Ahmet var. yazı dilini konuşma diline yaklaştıracak ama daha da önemlisi kabusnamesi biliyorsunuz Sadı en güzel örnekleri arasında. Hemen bakalım isterseniz. Kabusname arkadaşlar bir nasihatname önemi taşıyacak özelliği. Bir siyasetname özelliği taşıyacak. Ya nasihat varsa pentnamedir, fütüvetname tabii ki önemli dikkat. Bu tarz türlerden de izler taşıyacak. Orada örneğini vermişiz okursunuz çok önemli değil. Sinan Paşa, Sinan Paşa Fatih'in hocası olduğundan Hancı-i Sultani yani padişah hocası ünvanını alacak arkadaşlar. Aman dikkat şunu yaptım güzel. Hacı Sultani yani sultanların padişahların hocası anlamında çok önemli. Türk nesline edebi bir kimlik kazandıracak güzel Türk nesline edebi kimlik. Süsün Nesrin öncüsü arkadaşlar bir numaralı ismi cebinizde lütfen kalsın. Fars edebiyatının sücili cümlelerini ve mecazlı anlatımını da benimseyecek. Tazarruhnamesi bir numaralı eseri Süslü Nesrin şüphesiz ki ilk örneği arkadaşlar. Eserlerine baktığımız zaman yakarışlar kitabı olarak da bilinen Tazarruhnamesi önemli. Marifname, nasihatname, ahlakname olarak da bilinir. Teskilatül Evliya adlı eseri de var. Gelin Tazarruhnameye azıcık bir dokunalım hocam. Klasik resmin temelinin atıldığı amman dikkat dini tasavvufu bir eserdir. Eserin dili süslüdür ancak devrine göre anlaşılır bir taşıyacak suyumuz içesin. Süper. Ya Sinan Paşa'yı Hacı Sultan olarak bileceğiz. Bir de Tazarun Namesi ile bileceğiz. Yani çok da bir şeyini bilmenize gerek yok. Bunlar fazlaca yeter gibi görünüyor. Geldik hocam. 23. kutucuğumuza. Güzel. Ne var hocam burada? 16. yüzyılın nasileri var. Yani düz yazı yazarları var arkadaşlar. Tabii ki onların ilki Babür Şah arkadaşlar. Cepte bir kalsın. Çünkü Babür Şah'ın Babür namesi var ki anı türünde yazılmış olan. inanılmaz özellikler taşıyacak. Kesinlikle gelme ihtimali bu anlamda anı noktasında ilk örnek kabul edildiği için mümkün. Babür cepte kalsın lütfen. Babür devletinin hükümdarlarından Çağatay Türkçesini kullanacak. Çağatay Türkçesi diye yazarsak cebinize kalır. Babür ve kayısı önemli. Anı, biyografi, seyahatname türlerine ait unsurlar rastlanacak. Yani birçok unsurun içerisinde bulunduğu çok yönlü bir tür aslında yazılmış. Bambür divanında var. cebinde kalsın. Seydi Ali Reis. Kaptanı deryalık yapacak. Hint seferine çıkacak. Aman dikkat. Miratül Memalik adlı eseri ise ama memleketlerin aynası. Türk Edebiyatı'nda seyahatname türünün ilk örneği kabul edecek. Aman dikkat seyahatnamelerin ilk örneği arkadaşlar. Eh Miratül Memalik memleketlerin aynısı demiştik. Onun dışında Hülasatül Hey'e, Mirat-ı Kainat, Kitabül Muhit, Risale-i Zatül Kursi adlı eserleri de dikkat çekecek cebinizde kalsın. Gelir mi? Gelir. Seyda Adres de yani böyle sorulmaya çok müsait bir isimdir. Kıyı köşe bir isim değildir. Aman dikkat geldik 25'e. Evet 17. yüzyılın en önemli isimlerinden Veysi. Veysi'yi süsü nesile tanıyacağız abi net. Veysi demek süsü nesir demek. Eyvallah. İlk yerli siyerin yozoru cepte kalsın. Siyeri Veysi devam. Hicve yatkın ve toplumsal bozukları eleştirecek. Siyeri Veysi'si var Dürretü Taç. Habnamesi var vakaname, rüyaname olarak da bilinen. Hab zaten böyle rüyada görülen şeyler anlatıldığı eser gibi bir anlama gelecek. Şehad, şehadetnamesi dikkat, şehadetname, düstur amel ve münşaat... önemli. Divanı var, ...tevbenamesi var. Bu eserler için abname, siyeri vesi ve tevbename... biraz daha ön planda olan eserler. Nergisi'ye baktığımız zaman arkadaşlar sanatlı yani süsün esin önemli temsilcileri arasında adeta süslü nesil yeni boyut kazandıracak. Devam. Duyulmamış Arapça parça kelime ve uzun tamlamalara özgün bir üslup geliştirecek arkadaşlar. Duyulmamış Arapça parça kelimeler çok büyük önem taşıyor. Süslü nesir çok büyük önem taşıyor. Dili Beysi'den daha süslü ve ağırdır. Dikkat Beysi'den daha ağır kim ola ki diyorduk. Nergisiymiş. Devam. İlk ve tek Mensur Hamse'nin yazarı. Eller havaya hocam. Eller havaya çünkü daha ötesi olamaz. Teslim olduk. Devam. Eserlerine baktığımız zaman meslevisi var. Nihalistan, Gazavatil mesleme, Kanun-ül Reşat, meşak Uşşak ve İksir-i Saadet. Nesile baktığımız zamansa horozname, bildiğin horozname yani. Fable nitelinde fable 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 horoz ile tilki hikayesi anlatılır. Münşaat da var aynı zamanda nesil noktasında. Cebinizde kalsın Nergis ile ilgili. Geldik 26. kutucu arkadaşlar. Katip Çelebi net 2024 sorusudur. Sorulmadığı yıl neredeyse yoktur. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Tarih, tıp, coğrafya, astronomi ne dersen var Katip Çelebi'de. Batılı anlamda bilime gerçekten değer verir arkadaşlar. ilk düşünürlerimizden diyebiliriz. Eserlerinde sade ve orta nesilin özelliği leri görülecek ve anı türüne eserleri de yazacak. Coğrafyada Cihan Yuması var, bibliyografyada Keşfi Zünun. Yaklaşık 10.000 yazar ve 15.000 eser tanıtılacak. Diğer eserlerine baktığımız zaman Fezleke Tüttevari Yühtik Gay Tarihi Kebir olarak da geçer. Fezleke Tuhvetül Kibar, Tuhvetül Ayar, Takvim Üttevari Kanunname, Düsturül Amel, Düsturül Amel bir var. Cebinizde kalsın lütfen. Peki diğer eserleri cepte bibliografyası keşfi sorulmuş sorulmaya çok müsait. E, Cihan Yuması var, Fezlekesi var bunlar zaten olmazsa olmazları. Evliya Çelebi'nin ise Seyahatnamesi var nesil noktasından aman dikkat değil mi? Tarihi Seyyah Evliya Çelebi adıyla da karşımıza gelecek. Osmanlı topraklarını gezecek ve tabii ki 10 ciltlik eserini oluşturacak bu gezler sonrasında. E fazlaca mübalağalı bir anlatım da var seyahatnamede söylemeden edemeyeceğiz. Tabii ki seyahatname bakın dikkat tarih, coğrafya, din bilgisi, halk ve tekke edebiyatları, değişik ülkeler halkının akar ve ahlak ve adetleri konuşabilirsem. Yani birçok şeyi anlatmış düşünsenize. Yani seyahatname sadece Osmanlı toprakları abi birçok ülkenin yaşayışından da bahsediyor. inanılmaz ahlakından da bahsediyor. Yani sosyoloji kaynağı adeta. Sosyoloji toplum bilimi biliyorsunuz. Adeta tam bir sosyoloji kaynağıdır. Cebinizde kalsın. 27. sayfamız nerede hocam? 27. Bitmiyor. Bitmiyor. Bitmemeli. Naima. Naima. Naima hocam. Biliyorsunuz vakanevistir kendisi. Tarih yazarıdır. Tarihçilik ve tarih yazımı anlayışına da yenilikler getirecek. Eserlerine baktığımız zaman Ravzatül Hüseyin ve tabii ki tarihin Naima, Ravzatül Hüseyin, anlatım romana benzeyen tarih türünde bir eser arkadaşlar. Tarihi Naima ise zaten Naima tarihi çok önemli. Peçevi ve Naima'nın tarihi var biliyorsunuz. 19. yüzyılda ise Ahmet Cevdet Paşa var arkadaşlar. Kavaid Osmaniye ilk Türkçe gramer kitabı lütfen cebinizde kalsın. Belagat Osmaniye'si var bir de arkadaşlar. Bu eserde ise edebiyat kurallarının Türkçe örneklerle açıklanan ilk eser olması noktasında önemli. Bir de arkadaşlar Osmanlı'daki ilk modern hukuk kitabı olan Mecelle'yi yazan komisyonun başkanlığını yapacak. Çok önemli bir isim. Kısa Asya'nın bir Asımar Tarihi Cevdet'i var. Belagat Osmaniye'si ve Kavaid Osmaniye'si bilinmesi gereken eserleri. E o zaman Heh, geldik 2024 sorusuna net hocam net 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 %100 Bu maddeler önemli tek tek sizlere bunları okuyacağım arkadaşlar bir kulak karşına alı olsun Kesinlikle gelecek bu maddelerden bir tanesi Bahariye dikkat Kasidelerin teşvip kısmında ve bazı mesnevilerde yer alan bahar tasvirleridir Kasidelerde bu bölüm Dervas ve Bahar başlığını taşır Bahariyeler pastoral şiir özelliği gösterir Caize Eskiden şairin yüksek makamlardan bulunan Kişilere sundukları metiyeler, övgü şiirleri karşılığında aldıkları hediyeye denir. Cülüz, dikkat! Padişahın tahta çıkma töreni Cülus, Tahta çıkışı kutlamak için yazılan kaside ise cülusiye denir. Devam. Dariye, divan şiirinde ev, dar ev demek zaten. Ev ile ilgili olarak yazılan kasidelerin genel adı. Divançe, bir divan şairinin tam bir divan oluşturamayan, dikkat! Şiirlerini topladığı küçük divana denir. Eyvallah. Dolapname. Allah aşkın dile getirildiği sorulu cevaplı şiirler. Cepte Elifname. Hatırlayacaksınız konuşmuştuk. Alfabetik sıra ile beyitler halinde Allah'ın varlığını anlatan şiirlerdir. Alfabetik sıra ve beyitler halinde. Oba ortalık karışıyor. Falname. Falın her çeşidine göre düzenlenen şiirlerdir. Yıldızname. Tefeülname, hurşitname, kıyafetname, Kehanetname adlarıyla da fazlaca anılacak. Gevhername Allah'ın birliği ve Hazreti Muhammed'in yüceliğini anlatan eserler. Güldeste seçme manzum ya da nesir yazılarının toplandığı dergi antoloji cepte. Habname konuyu rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eser. Güzel. Hasbihalname dostça dertleşmek, sohbet ve yaraylık etmek için yazılan eserlere verilen addır. Haşiye <laughs> sorulmuş olacak. Bir kitabın sayfa kenarına veya altına yazılan açıklamadır. Kitabı kebire, beyit sayısı 2'den fazla kıtadır. Güzel. Letaifname, güldürü ögeleri içeren anı fıkra özelliklerine sahip eserler. Lügaz, herhangi bir nesnenin özellikleri anlatılarak yazılan manzum bilmecedir. Devam. Mahlasname, bir şaire dikkat mahlas vermek için yazılan şiirdir. Maktel, tanınmış kişilerin öldürülmesini konu alan eserlere verilen adıdır. Makteli Hüseyin, dikkat, mecmua, bir veya <laughs> Daha fazla sanatçıya ait eserlerin derlenmesiyle oluşan kitaplardır. Mısra azade kendi içinde diyor anlam açısından bir bütün oluşturan tek dizelik bağımsız mısradır. Mısra i berceste diba şiirinde anlam bakımından güçlü, estetik bakımından olgun, akılda kolay kalan en güzel, en dikkat çekici ve en seçkin mısralara denilecek. Cebinizde kalsın lütfen. Şah mısra olarak da bilinecek. Muamma çözülünce meydana birinin adı çıkan yani ad cevabı bir isim olan ad olan bilmecelere muamma deniyor arkadaşlar. Çok güzel bir 2024 sorusu olabilir. Cebinizde kalsın. Bence tamamı. Tamam, tamam bunu çok iyi bilin bu maddelerin arkadaşlar. Zaten hep topu şurada 15-20 kelime var. İçinizden rahat olsun. Bir iki defa okursanız bu iş biter. Evet Lugaz'ın isimleri konu alan türü. Yani bildiğimiz bilmece ama burada isim konu alınıyor. Musarra dizeleri kendi arasında uyaklı olan beyitler. Güzel. Müfret dizeleri kendi arasında uyaklı olmayan bağımsız beyitler. Müfret fert. Kökünden geliyor zaten. Fert. Ferdi. Bireysel yani. Pentname. Öğüt vermek amacıyla yazılan eserlere denir. Manzum veya manzun, mensur olabilir toplumu veya devleti yönetenleri olgunlaştırmayı, erdemli kılmayı amaçlar, ahlaki didak niteliklidir, güzel, şerh, bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme açıklama işi. Ruzname. Osmanlı döneminde padişahların günlük faaliyetlerinin kaydedildiği eserlerdir. Edebiyatımızda günlük türü içinde de dikkat içinde öne, öncelik kazanmış, önem kazanmış bir kavram. Aman dikkat arkadaşlar. Yani günlük demeden önce ruznameyi çokça kullanmışız yani. Tabakat. Aynı çağda yaşamış, aynı ilim dalıyla uğraşmış, aynı mezhep ve tarikatın üyesi olan kişilerin hayatları hakkında bilgiler içeren kitaplara verilen ad. Tazmin, başkasına ait olan dize ya da beytin herhangi bir nazım biçimde tamamlanması. Terane. Dört mısrası birbirle kafiyeli rubayilere. Rubayi sonra veya Terane adı verilecek arkadaşlar. Unutmayınız. Velayetname. Amman dikkat. Velayetname olarak da geçer. Evliyaların, tarikat büyüklerinin hayatlarını ve menkıbelerini anlatan eserler. Vücutname. İnsanın yaratılışıyla ilgili olarak yazılmış eserlerdir. Buna da saygı duyacağız. Taktik nedir hocam? Divan edebiyatı sanatçılarından soru kaçırmamak için yazar eser ağırlıklı çalışın demiş. Bakın bu taktik aslında hayati bir taktiktir. Çünkü o kadar isim saydık ki hepsinin özelliklerine hakim olmamız mümkün değil arkadaşlar. Çok tipik bir iki özellik ama daha çok yazar eser çalışırsanız kolay kolay hata yapmazsınız. 18. gün halk edebiyatı bize göz kırpıyor. Geçeceğiz. Geleceğiz. Sana da geleceğiz. Haydi isterseniz kitabımızdan ders notları kitabımızdan arkadaşlar ne yapalım? İçindekiler kısmına bir bakalım. Haydi. Gelsin hocam ders notları kitabımız. Gelsin. Evet arkadaşlar ders notları kitabımızın için kısmı geldi. 17. gün yani Divan Edebiyat Sanatçılarında videomuzu izledik. Gün içerisinde mutlaka konu altım kitabımızdan arkadaşlar okumamızı yapalım. Ve kesinlikle günlük sorumuzda çözelim arkadaşlar. Var mı soru işareti? Yok. 65 gün yol Evet geldi hocam 16. günde bitirmiştik bugün de 17. günü bitirmiş olduk arkadaşlar aman cebinizde kalsın şöyle bir daha yapalım harika sonrasında 18-19 verilini 20 artık edebiyat dönemlerine başlamış bulunuyoruz o anlamda içiniz rahat olsun çok önemli. Videolar daha da önem kazandı artık. Ne söyleyeceksiniz kanalda soru olarak mutlaka geldi gelecek. İçiniz rahat olsun. E o zaman haydi yarın görüşmek üzere. Kolay gelsin.